Evet. Değerli Yeni Nesil Sanayi Çalışma Grubu üyelerimiz, değerli TÜSİAD üyeleri, paydaşları ve izleyicilerimiz, sanayide paylaşım günleri kapsamında düzenlediğimiz 3. etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Yeni Nesil Sanayi Çalışma Grubumuzun faaliyetleri kapsamında sanayimizin ikiz dönüşümüne dair güncel konuları ele alıyoruz biliyorsunuz. Popüler konuların akıllarda teorik ve soyut düzeyde kalmasından ziyade somut başarılı uygulamaları paylaşarak güzel örnekleri ekosistemde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Daha önceki iki oturumumuzda yaptığımız gibi bugün de son senelerde yoğun şekilde işittiğimiz dijital ikiz konusunu kıymetli konuklarımızın katkılarıyla sanayide sağladığı somut fayda üzerinden aktaracağız. Malumunuz dijital ikizin faydaları üzerine farklı mecralarda çok yazılıp çiziliyor. Örneğin McKinsey danışmanlık firmasının Temmuz 2023 tarihli raporunda fiziksel ve dijital dünya arasında köprü teşkil eden dijital ikizlerin verimlilik, sürdürülebilirlik, müşteri memnuniyeti boyutlarında daha iyi karar ve netice almayı mümkün kıldığı çarpıcı verilerle vurgulanmış. Bir iki örnek vermek gerekirse, büyük şirketlerdeki üst düzey teknoloji yöneticilerinin %70'i halihazırda dijital ikizleri ya inceliyor ya da aktif yatırım yapıyor. Ürün dijital ikiziyle müşteri arasında etkileşim sağlayan bir global otomotiv firmasından bahsedilmiş. Bu çalışma neticesinde %10 gelir artışı sağladığı ifade edilmiş. Sürdürülebilirlik izdüşümünde ise tüketici elektroniği sektöründe hurda malzemenin %20'ye varan oranda azaltılabileceği söyleniyor yine. Ve son olarak 2026 yılına geldiğimizde dijital ikizlere yapılacak yatırımların 48 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu mertebeyi mukayese edebilmek için bu rakam 2022 yılında Avrupa Birliği'nde yapılan elektrikli araç yatırımlarının yaklaşık iki katına tekabül ediyor. Ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Öte yandan bunca potansiyel vaat eden ürün üretim tesisi ve altyapı dijital ikizlerin en büyük ön koşulu ise sağlam veriler ve bunu kullanabilecek dijital altyapısı ve olgunluğu yüksek kuruluşlar. Bu nedenle panelimizde üretim sektöründe sahada gözlemlediğimiz bazı temel zorluklar olan veri bulunabilirliği, veri kalitesi ve yönetişimine de değineceğiz bugün. Haldun Dingeç Bey'in modere edeceği panelimize geçmeden önce Tulip Interfaces, Ekosistem ve Stratejik İşbirlikleri Yöneticisi Edward Atkins'ten dijital ikiz teknolojisinin sunduğu fırsatlar ve saha çalışanlarının bu sürece insan odaklı dahil edilmesinin önemi vurgulayan bir ana tema konuşması dinleyeceğiz. Etkinliğimizde paylaşılacak bilgi ve tecrübelerin üzerinde çalıştığınız veya çalışmayı düşündüğünüz projelerde yararlı olacağını umuyoruz. Katılımınız için tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz ve sözü bu noktada Edward'a devrediyorum. Dear Edward, it's my pleasure to welcome you on behalf of TÜSİAD to today's event. Many thanks for your time and the insights that you will be sharing with our audience. With that, without further ado, the floor is yours. Yes, hello everyone. Very nice to meet you all. Let me introduce myself, Edward Atkins from Tulip. I lead our ecosystem and strategic alliances. Super excited to be here today and share, I think, hopefully a bit more on not necessarily the technical side. I think we have a great panel lined up later that will go into detail on some of the technical things to think about, but really want to share a bit with you today some perspectives we've been seeing of I suppose a successful movement, which we call it's around augmentation and an operator focused way of really thinking about digitization and also how you can get the most value out of your digital twin. Before I jump in, let me introduce myself. Talk a bit about my background, I think, which is sort of why I'm here. I'm a production manager, production engineer. I would call myself a manufacturing geek at the heart. I've spent a lot of my life not doing digital work, but doing more lean transformational improvement work as a production engineer and then a production manager and a consultant. And I think one of the reasons I'm now as I work in tech, I'm doing the sort of the job I am is because I still am super passionate about manufacturing, but also the ability to improve and work with the processes in manufacturing and improve them. So, working today at Tulip, doing that across many different industries. I think secondly, sort of a point just to talk about before we jump in, I've joined a tech company about 4 years ago from manufacturing. And I think one of the things that I see with technology versus manufacturing, so manufacturing at its core has had lean and improvement methodologies and continuous improvement for a long time. You've seen tech companies and learn from that and evolve it into agile, which I'm sure you've heard. And then they have this thing, this
process they call DevOps, and if you're in the tech side, you will have heard of this. But it's how, and it's as a company or as an enterprise, I no longer have to worry about managing servers and managing elements. I can just build my applications. But in manufacturing, still we're often a long way behind. Where when we digitize our processes, it's still a very monolithic system. And I think a lot of what we'll talk about today is how can we bring that DevOps, for those of you that are more technical, into manufacturing. It's sort of something that I've learned over the last years that I think we're missing and we can learn a lot from as manufacturers. Anyway, let's jump into it. I'm going to cover three areas. So a bit of the state of manufacturing, talking about how we can upskill and think about that, and then a couple of examples of what digital augmentation looks like. So let's start off with a bit of the state and some of the challenges that we see today, and that you hopefully resonate. So we're in a significant inflationary environment. We see lots of supply chain disruptions, whether they're big things, black swan events like the recent COVID challenge, or many other little events, I think really forcing us to think differently about how we move forward. And finally, we see an ongoing skilled worker challenge, where maybe manufacturing is not the most attractive area for people to join, or to getting pulled away to other more exciting, shiny, tech-based, science-based institutions. So really want to, hopefully these resonant, really want to focus on the third one today, about how you can actually use your technology stack, and actually overcome some of these worker challenges that you may have, but also then to drive agility and empower your frontline workers, which is going to help you control inflationary pressures. It's going to help you control supply chain disruptions as well. So when we look at some data, Deloitte have recently done this survey where they see 3 in 4 of manufacturing executives say that retaining those high-skilled workers in manufacturing is super important. I mean, very close behind there was also finding the right talent in manufacturing. So I think it's we see this as a really high point on many people's agendas. So if it's not just you that's thinking about this, it's the industry really that's thinking about this. And when we talk about manufacturing workers, who do we talk about? So this is the process engineers, the people that own the processes, having to adapt them and improve them, but also the operators, those that are running the production processes and responsible for making good quality output every day. And my perspective, and the perspective of Tulip where I work, and we see it with many of our customers, is that still manufacturing is very underserved by technology. Many promises with Industry 4.0, many success cases, but on the whole, we're not able to really achieve that. And there's two areas, one with the process engineers, where the tools are not agile and extensible enough for them to react to the processes. And what I mean by that is, as a process engineer, often I'm not able to digitize my own process. I have to rely on SIs or other vendors or my IT department to do those improvements for me. I can come up with the ideas, but I can't deliver them. So big question is for the process engineers is, how can we give them a toolkit that allows them to actually have this agility, have this extensibility, have this, still do their lean manufacturing improvement, continuous improvement cycles, but with technology. So that's the first point I want to cover. The second one is actually the operators. So we call this here human-centric augmentation. And really the point here is, how can we give our operators a experience in the manufacturing environment that's much more like what they're used to with their iPhone when they're ordering a taxi or ordering a takeaway or booking a flight or using Google Maps, like all very intuitive applications that augment their daily life outside the factory. How can we create experiences like that in the factory versus maybe what many of our operators experience is working on ERP screens that are not very intuitive, or many different screens. So two areas of frontline workers that we're really focusing on, two really critical improvement points in each of those areas that we believe will help improve. And you really need to think about as you're building your digitization strategy. And you know, again, back to the Deloitte report, that companies with higher digital maturity will show greater resilience, and these continued investments will help them develop
agility that they need. So this is not just about pleasing the operators and pleasing the process engineers, but and retaining them. It really is about business objectives as well. So yeah, we really believe to try and capture this, the talent, that this, the focus on creating more impactful work and helping them work more comfortably. This is the using the technology to be able to do that, and that will give you a huge competitive advantage. So when we talk a bit more about what that looks like, when we look at how work is changing. So if you're an operator on the shop floor, or your groups of operators, your process engineers, continuing to see the folks that are being pulled into manufacturing, or you're trying to attract into manufacturing, are much more tech savvy, almost expecting tech to be part of the work culture. You need to look and say, is that how it is today, and how can we make that happen? The second one is digital transformation. This is why we're all probably on this call today, is because the digital transformation is an important point for, super important point for us. And finally, I think as a sort of outcome of COVID, and again, this is adopting, is there is a hybrid work environment. It's maybe more accepted not to be working at home all the time, but having a bit of flexibility, and even expecting a bit of flexibility in where and how you work. Like, not for maybe the operator that's running a production line, but for your process engineers. And also an option to be able to, how can you think about having the expertise in one area, pulling it into the right place at the right time to solve a problem. So we look at this process called digital augmentation, and we see this as a really human-centric approach. And I think this is what I'd like you to take away from this, is how can you start to focus on your process engineers and your operators, giving them the digital solutions that they need to augment their abilities, be more productive, and empower their decision-making and enable continuous improvement. So going beyond maybe our traditional process-centric, we think about maybe when digital twin comes into your mind, you think about connecting all the machines and the equipment and big building models of your factories. Where we see our customers being successful and the companies that we work with, they're now taking a human-centric approach. So as much as thinking about the data that's generated by the machines and the equipment, how can they bring the human into that process? How can they collect the insights and the data from the human as well, but then also feedback really great insights and methods to that human, so that it allows them to actually react and react on the data that's coming out of any digital twin or simulation. So the other part here is how we see being successful is being able to start with problems and pain points, not from coming from a technology perspective. So really the agile part is saying, what is the problem I've got to fix and how do I fix it? What's the minimum viable product to solve that problem? So I think you need to be, when you're thinking about scoping and building your digital solutions, being very clear on what the problem statement is and finding a way to solve that as quickly as possible versus technology for technology's sake. I think very important to make sure that you're getting ROI from your investments. And as we start to look into what does that mean, that might mean building an application for your operator that ties up multiple parts of data. So here you see some information from an ERP screen, you see some instructions that are visual giving them information, and then this might be writing back measurement information or timing information from the operator back to a digital model. These applications, what we see are is using citizen development approach, so a no code low code approach to actually build these applications, so you're not relying on solution integrators or IT departments that are constrained. You can actually build these processes locally, and you build a series of processes across your facility that collect all the required information, augment the operator's workflow, and collecting data that is important to feed into any modeling in the back end. And what you start to develop here then is some continuous improvement process. So every time one of these citizen built process engineer built applications runs, it's collecting data about the process, the person, the people,
Then you're able to use this data to build analytics and get gain insights. And then because you can then gain an insight and find a way to improve, it's possible for your process engineer to make that improvement straight away because the improvement can be done in the no code, low code without needing a professional developer or help. So you can start to really get into a rapid continuous improvement cycles, agile improvement cycles. That these cycles might take place in an afternoon, for example, if you want to resolve a problem, not weeks or months like you would be useful with traditional digital innovations. Working towards a continuous improvement cycle, much like you're used to in lean or in an agile continuous improvement approach. And what we do is we pair that continuous improvement cycle over a period of time, and you add to it and you build and you grow and you learn so that you can actually deploy a first use case in a matter of weeks, and maybe over the same time scale many use cases over maybe 12, 18 months. You're scaling many more use cases. You're learning all the time versus a sort of traditional approach that maybe you take 12, 18 months to actually configure and build and deploy something big bang, which doesn't quite fit your processes. So I think this taking this augmented approach can really help your competitive environment, help you train your workforce better, also improve productivity, efficiency, and quality of the work. Thinking about how to motivate the workforce and perform impactful tasks, bring continuous improvement and fit with those continuous improvement cycles that you maybe already have in your facility, actually giving digital tool sets that fit them, and help you build a resilient workforce that can adapt to potentially future fluctuations and changes that that next black swan event, you're able to react very quickly and respond to it. So let me next, I'm just going to go through an example here of a customer that's been through this process. So starting off is Oscar, and Oscar is a process engineer, bend operator in this facility. You can imagine he has talks here about being frustrated. He has many missing parts. He has chasing these up with emails, and they had an Excel in the facility, which is chasing up all the missing parts. He had a lot of challenges in actually getting his work done, not just using his skill set to get the work done. Actually, his skill set was really chasing down all these elements that were stopping him doing his work. So he wanted something digital that was going to help him manage the process, track the work that needed to be done, and understand how to sort of follow up and meet these missing parts. And that's where he met Sophia. So Sophia, at one of the Gemba meetings, we talked about this problem, and they looked at a way of how can they build an application to start solving it. And you actually see the application running on the screen here at the shop floor, but it also runs in the office and in the procurement department, in the quality department, with all the different elements of it. But it was built by Sophia here, and it wasn't what the application you see on the background wasn't the first one they built. They actually built something super simple, which was a form that allowed Oscar to collect the data. It was some different process steps that were able to track the actions to actually follow up getting those missing parts. But over time, they iterated and improved it, got feedback from the operators, and Sophia was able to build this functioning application end to end that manages the process here. And this was all built by Sophia at the front line. But also she was able to work very closely with the operators. And as she says here, they're her customer, and they were able to get 100% of their buy-in. But this is, if with this company, Stanley Black & Decker, I'm sure you've heard of them, they're not just doing this off in one single individual use cases. Antonio here leads the global deployment of this of the solution, and is enabling people like Sophia, the process engineers in every plant, to go and build and solve problems with this with the no code, with digital toolkits, with no code, low code platforms. So able for a very diverse manufacturer, they're able to solve many problems at a much faster rate than they would have to do if they had to rely on, they were doing previously, they had to rely on many of their
either external vendors or even the internal industry 4.0 teams to actually solve these problems for them. And what they're doing is they're deploying all these applications, replacing potentially paper-based or email-based processes. They actually have a significant amount of data about the process that they didn't have before, that they can then append with existing machine data. So they've got the human data and the machine data, and they can start bringing that together to analyze improvement. And they are seeing multi-millions in payback of this platform, of being able to actually take this human-centric approach. So a really successfully locally with the example of Sophia and Oscar, but also doing this now at scale across many sites and really empowering their whole organization to be able to solve many problems using this type of approach. So I hope that was useful for you. I think some things to keep in mind as you go in your digital journey and you think about how you can leverage digital twins and hopefully some of this digital augmentation that I talk about as well. I think it's definitely a journey. Start small, start solving a problem. Don't try and build the end goal from day one. You will spend a lot of money, waste a lot of time and not get anywhere. Start with proof of value, start with MVPs, solve problems very early on. Really make changes that stick. So you saw that with Sophia. She built something simple to solve a problem and then iterated it with feedback. The more you can do that, you're going to get applications and improvements that stick and actually solve problems and give you value for the long term versus having solutions that are just not fit for purpose and no one ever adopts. Finally, continue to be flexible. Like you will, as you deploy things and find things out, you'll learn more. Think the situations you come to will be unpredictable. Be prepared for those changes. Like you will learn things. It's a change, your change process as you're deploying these types of solutions. Be ready for those changes. They're going to come. You might not expect them. You might not know what they are, but the better you can deal with, take some flexibility into your mindset. Really try and keep the human at the center. So the operators or the process engineers that are going to be using the solution, the ones that are going to help you gain value in your manufacturing environment, really keep them at the center and help them be effective. And I think you'll maximize your ROI here. So I want to just share a plug for a book that Natan and Trond from coming out of an MIT group is a collation of stories of businesses that are applying this human-centric framework augmented lean. So if anyone is interested in the topic and wants to learn more, I think this is a really great book, compendium of stories and a place to go and start to learn. Also, we would love to collaborate more on companies. If you think you're already doing this, we'd love to chat to you and learn, help share, do some best practice sharing, or if you want to learn how to or want to discuss about some examples, happy to talk and learn some more. We're trying to build a community around this. Thank you for listening. I'm going to wrap up there and we'll hand back over to the panel. I'll stay around for Q&A and as part of the panel, so happy to have any questions. Added a few links here. One is a library that we have of examples. There's a lot of videos here where you can go and see different customer examples of this in action. Secondly, this augmented lean book is the link to the book if you're interested in it. And then happy, if people want to talk more, please connect with me on LinkedIn and I will happy to discuss. And we'll also be in Turkey in the first week of December being hosted by MEXT. And anyone that wants to connect on the topic, happy to either meet in MEXT or maybe come and visit you in your facility as well. So thank you very much for your time. Looking forward to lots of exciting questions and the rest of the webinar. Thank you, Edward, for your very mind-opening presentation. So we will be continuing in Turkish. Değerli katılımcılarımız, etkinliğimiz panel oturumumuzla devam edecek. Üretimde veri ve dijital ikizlere yönelik kullanım senaryoları paylaşımı panelimiz için moderatörümüz TÜSİAD Sanayide Paylaşım Günleri Alt Çalışma Grubu Başkanımız Haldun Dingeç Bey olacak. Haldun Bey, hoş geldiniz.
Panelimizde konuşmacı olarak Sayın Bürgan Apaçoğlu Turan, Simülerge CEO'su, Sayın Melih Kocaman, ONO Teknoloji kurucu ortağı, Sayın Profesör Doktor Metin Türkay, SmartOpt kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı, Sayın Yasin Tunçer, Maestro kurucu ortağı ve CEO'su bizlerle birlikte olacak. Buyurun Haldun Bey, söz sizde. Çok teşekkür ederim Erkan. Efendim, bugün sanayide veri ve dijital ikizden bahsedeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Benim adım Haldun Dingeç, Arçelik Üretim Teknolojileri Kıdem Direktörüyüm. Aynı zamanda TÜSİAD Yeni Nesil Sanayi Çalışma Grubu'nda EFER'den ve çok kıymetli arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. Yine aynı zamanda Dünya Ekonomik Forumu'nun İleri Üretim Teknolojileri ve Tedarik Zincirleri platformunda üye olarak Koç Holding'i temsil ediyorum. Bugün birbirinden değerli dört tane konuşmacımız var. Kendilerinden öncelikle kullanım senaryolarından, use case'lerden bahsetmelerini, onlara odaklanmalarını rica edeceğim. Çok zamanımız yok. Her bir konuşmacımızın 6 dakikası var. Öncelikle Simülerge'den Büryan Hanım la başlayacağız. Biz kendisini çok uzun zamandır çalışıyoruz. Arçelik olarak çok uzun zamandır tanıyoruz. Dijital ikiz tanımı daha teknolojide ve endüstride yokken kendileri dijital ikizle uğraşıyorlardı. Büryan Hanım, buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim Haldun Bey. Öncelikle bu ortamda bulunmaktan büyük keyif alıyorum. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Böylelikle sizin vesilenizle biz de güzel use case'leri paylaşıp ilham kaynağı olma şansını yakalamış olduk. Aslında şu an direkt ben hem kendimi hem firmayı hem use case'leri tanıtarak gidebilirim. Uygundur değil mi Haldun Bey? Yoksa soru cevap mı devam edeyim? Mümkünse siz çok kısa firma tanıtımı sonra yüz kezler. Tamamdır, anladım. Simularge 2018 yılında İTÜ Teknokent'te kuruldu. Şu an hem Silikon Vadisi Amerika'da hem İstanbul'da, Teknopark İstanbul'da şubelerimiz mevcut. Biz Haldun Bey'in dediği gibi dijital ikiz daha çok duyulmamışken dijital ikizi geliştirmeye başlayan firmalardanız. Bunun yegane sebebi aslında hem üç boyutlu simülasyon kabiliyetimizin olması hem de veri toplayıp veriyle simülasyonu bağlayabilme kabiliyetimiz. Böylelikle aslında çok az veriyle yaklaşık bir haftalık bir üretim verisiyle proseslerin simülasyonunu, yani daha doğrusu dijital ikizini geliştirebiliyoruz. O da aslında verdiği tavsiyelerle üretim hattını nasıl çalıştırmamız gerektiğini, nasıl optimum seviyede çalışabileceğimizi söylüyor. Böylelikle fabrikalarda verim arttırıyoruz diyebilirim. Şu anda isterseniz ekran paylaşıp use case'e geçeyim. Lütfen, daha lütfen, anlaşılır lütfen. olacak. Teşekkür Bir ederiz. Saniyenizi rica edeceğim ekran paylaşım için. Ekranım geldi mi? Şu anda geldi. Süper. Demin de özetlediğim gibi aslında biz fabrikalara akıllı tavsiyeler veren dijital ikiz yazılımlarını sunan bir firmayız. Kendim hem akademik hem endüstriyel tarafta çok nasıl derler, teknik anlamda yoğun bir geçmişim var. Mühendislik tarafında, makine mühendisliği tarafında özellikle. Çok hızlıca geçeyim. Hacettepe Nükleer mezunuyum. Top ETÜ'de master yaptım, doktorama devam ederken. General Electric'ten iş teklifi aldım. 5 yıl kadar GE'de uçak motorlarının yanma odası tasarımı ve simülasyonu tarafında çalıştım. Sonrasında ortağımla beraber ayrılıp Simülerge'yi kurduk. Simülerge'de de 2017'den beri hem kurucu ortak hem CEO olarak görevime devam ediyorum. Demin de bahsettiğim gibi hem Palo Alto'da hem Teknopark İstanbul'da şubelerimiz var. Şu ana kadar diğer referanslarımız da oldukça kuvvetli, iyi firmalarla çalışma imkanını yakaladık. Beko, Ford, Bridgestone, Unilever gibi firmalarla çalıştık. Geçtiğimiz aylarda yatırımcı aldık. Türkiye Kalkınma Fonu ve SSTEK, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın fonu olan SSTEK şu anda bizim yatırımcılarımız arasında. Amerika'daki firmamızın ortada, oranın en iyi bilinen B2B hızlandırıcısı Alchemist Accelerator diyeyim. Yurt dışında da firmamızı ve dijital teknolojisini temsil etmekten mutluluk duyuyoruz. Bunun dışında Avrupa Birliği'nde de aslında dahil olduğumuz projelerimiz var. 26 firmanın yer aldığı proje konsorsiyumunda Zero Defect, Zero Waste, yani sıfır hata, sıfır atık üzerinde yine üretim teknolojileri üzerinde biz de orada ısı transferi dijital paketindeyiz, yine çalışmaya devam ediyoruz. Use case'i anlatacak olursak, eğer bu gördüğünüz fotoğraf Arçelik'in
Eskişehir buzdolabı fabrikasında üretilen bir parçanın görüntüsü. Aslında şöyle tarif edebilirim. Bir buzdolabının içini açtığınızda içinde gördüğünüz iç kaplama yüzeyleri var, beyaz. O yekpare bir parça. Onu çıkardığınızda aslında bir dik duran bir banyo küveti gibi hayal edebilirsiniz. Oldukça büyük bir parça. Şimdi üretim hattında bu parça üretilirken termoform isimli bir prosesten yararlanılıyor. Önce ısıtıyorlar levhayı, sonra şekil veriyorlar kalıba sokarak. Bu ısıtma sırasında plastik levha yeteri kadar ısınmadıysa veya olması gerekenden daha fazla ısındıysa plastik şekilde maalesef ekranda gördüğünüz gibi hatalı parçalar üretilebiliyor. Haliyle bu tür problemlerin önüne geçebilmek için, oluşmasını engellemek için operatörün üretim makinesini düzgün çalıştı, doğru sıcaklıkta, doğru basınçta, doğru süreyle çalıştırması gerekiyor. Ama burada arteliğin sıkıntısından bahsettik. Ama aslında bu tabii ki her firmanın, hemen hemen her üretici firmanın karşılaştığı sorunlar. O kadar büyük bir sorun ki dünyadaki değeri, bu kaybın değeri 8 trilyon dolar. Yani dünyadaki tüm dönem paranın %10'u kadar bir kayıp maalesef üretim aşamasında kaybediliyor. Bunun tabii doğaya da maalesef negatif etkileri mevcut. Aslında bunların önüne geçmek için, yani olduktan sonra analizi değil de olmamasını sağlamak için aslında üretime bir anlayıp, data toplayıp, simülasyonunu yapıp, dijital ikizini oluşturarak bir sanal testler yapıp cevap almak, nasıl optimize çalıştırırım, hangi sıcaklığı uygulamalıyım, hangi basıncı uygulamalıyım gibi tavsiyeler, akıllı tavsiyeler almak mümkün. Bu proseste aslında öncesinde operatörler deneme yanılmayla ayarlıyorlardı sıcaklıkları. Sonrasında ise bizim aplikasyonumuzu, dijital ikiz aplikasyonumuzu kullanarak her sene 2 milyon euro tasarruf elde ediyorlar. Burada oranın %50 azalttık diyebilirim. Burada aslında çok etkili bir çözümden bahsediyoruz. Bu arada şunu da not düşmekte fayda var. Burada prosesin fotoğrafını da görüyorsunuz. Şu plakanın ısıtıldığı yukarıda bir farklı ısıtıcı paterni var. Yukarıda yaklaşık 200 tane, aşağıda 200 tane ayrı ayrı seramik ısıtıcılar var. Bunların her birine farklı ısıtma gücü veriliyor ki uniform bir ısıtma yok bu levhada. Farklı yerlere farklı sıcaklıkla ısıtıldığında daha kaliteli ürün çıkabiliyor. Haliyle bizim yazılımımız bu sistemi, ısıtma sürecini modelleyip bu ısıtıcı hücrelerin kaç derecede, hangi güçlerde ayarlanması gerektiğini söylüyor hatasız bir üretim için. Bunun doğruluk seviyesi, yani gerçekteki plastik üzerindeki sıcaklık dağılımıyla bizim elde ettiğimiz sıcaklık arasında %95'ten büyük bir uyum var. Bunu hatta başarı hikayesi olarak Almanya'da da yayınladık. Oldukça ilgi uyandıran bir çalışma oldu. Burada gördüğünüz aslında termal kamera sonucu değil. Burada elde ettiğimiz sıcaklık bizim iki boyutlu simülasyon sonucunda elde ettiğimiz sıcaklık. Peki bunu nasıl elde ettik diyecek olursanız, biz buraya aslında sadece bu makinenin içerisinde tam orta noktadaki sıcaklığı ölçen bir sensör vardı. Biz ekstra sensör de koymadık. Burada elde ettiğimiz bilgiyle simülasyonumuzun kalibrasyonunu sağladık sadece. Simülasyon tamamen ısı transferi hesaplarına dayanıyor. Hatta şöyle bir avantajı da var. Normalde bu plakanın yüzey sıcaklığını isterseniz termal kameraya da ölçebilirsiniz. Ama plastik kalınlığı içerisindeki sıcaklığı aslında tahmin edebilirsiniz. Ölçmenin yolu yok. Bunu parçalayıp içine giremeyeceğinize göre bir şekilde hesaplamanız gerekiyor. Aslında bizim teknolojinin ayrıştığı yerlerden bir tanesi de bu. Biz simülasyonla birleştirince 3 boyutlu derinlik yönünde de herhangi bir sensöre gerek kalmadan sorulara cevap verebiliyoruz. Aslında Arçelik'e Hanım, verdiğimiz... Çok güzel buyurun. Konuşuyorsunuz ama son 30 Hızlanmam saniye mı daha gerekiyor? Veriyorum. Normalde bitti Tamamdır, vaktiniz. Toparlayarım. Lütfen toparlayın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Serda hocalık olunca biraz geniş geniş anlatmış olabilirim. Kusura bakmayın. Aslında bu verdiğimiz çözüm preskriptif, yani reçeteyle nasıl ne yapmalıyız durdurmak için denilen bir çözüm. Dijital dönüşümde aslında ekranda da gördüğünüz gibi farklı seviyelerde çözümler mevcut. Biz simülasyon olarak en kompleks dijital ikizleri de verebiliyoruz Arçelik için oluşturduğumuz gibi. Ama daha basit ihtiyaçlar için OpSwin isimli uygulamamız var. Fabrikada makinelere bağlanma, verileri toplama ve hangi makinede problem olduğunu, daha önemli hataları tespit edebilmemiz için. Bizim farkımız aslında simülasyonu da yapabilmemiz ve az veriyle çok yüksek doğrulukta dijital ikizler oluşturabilmemizden geliyor. Çok teşekkür ederim. Soru kısmında sorularınız olursa cevaplamaktan mutluluk duyarım. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Efendim, sırada yine çok değerli bir konuşmacımız var. Kendisi ONO teknolojinin kurucu ortağı Melih Kocaman Bey.
Ben aralarda ara fasılları geçiyorum. Çok iyi biliyorum ki siz aynı zamanda Visual Components'in Türkiye'de dağıtımını yapıyorsunuz. Finlandiya bazlı çok başarılı bir 3 boyutlu simülasyon programı. Sizden kullanım senaryolarınızı dinliyoruz Melih Bey. Buyurun. Tabii, çok teşekkür ediyorum. Ben de bir ekran paylaşımıyla başlayayım. Ben de Ono Teknoloji'nin hem operasyon yönetimini gerçekleştiriyorum hem de kurucu ortağıyım. Biz de bugünün konusu simülasyon ve dijital ikiz. Biz neyin simülasyonunu yapıyoruz? Aslında biraz o tarafa değineceğim ve nasıl fayda sağlıyoruz? Bunlarla ilgili 6 dakikalık kısa süremizi en verimli şekilde kullanmaya çalışacağım. Ekranım geldi sanırım, değil mi? Geldi. Devam edin lütfen. Yani bizim iş alanlarımız tabii ki sadece simülasyon ve dijital ikiz değil. Bunu gelişen teknolojilerle birleştirdik. Yani işin başlangıcında tasarım oluşturulurken verdiğimiz mühendislik danışmanlığıyla, yapay zekayla ve diğer konularla da birleştirdik. Fakat şimdi simülasyon tarafına odaklanacağız bugün. Bu tarafta bu işi nasıl yapıyoruz? Yani neyi simüle ediyoruz? Üretimi simüle ediyoruz. Üretimin ilk etapta başlangıcımız layout'un planlanması şeklinde. 3 boyutlu olarak layout 2 boyutlu ortamlarda genellikle tasarlanıyor firmalarda. Bunu 3 boyuta çıkartıp istatistiksel olarak yeni kullandığımız senaryoların, yeni kurduğumuz üretim hatlarının, bu gerek otomasyona yönelik hatlar olabilir, gerek manuel hatlar olabilir. Bunların simülasyon ikizini oluşturup çıktıların farklılıklarını ortaya koyup aslında bizim için en verimli olan senaryo hangisi ise üretim hattımızı ona göre kurgulayabiliyoruz. Fiziksel olarak sahayı kurmadan önce bunu dijital ortamda deniyoruz. Denerken de bunu daha da gerçek bir hale getirebilmek için sanal gerçeklik tarafıyla da bunu destekliyoruz. Kurulmakta olacak olan herhangi bir fabrika ya da bir revizyon gerçekleştirmek gerekiyorsa üretimde bunu sanal gerçeklik tarafında da hiç kurmadan önce deneyip fiziksel oturumun gerçekten doğru olup olmadığını gözlemleyebilirsiniz. Bir de dijital ikiz tarafını nasıl yapıyoruz ve oluşturduğumuz yeni bir konsept var. Canlı verilerle beslenen simülasyon ikizi. Bugün biraz da ondan bahsedeceğim. Yani yaptığımız projeler ne işe yarıyor? Aslına bakarsanız Endüstri 4.0 çok fazla fiziksel otomasyon ve robot yatırımı gerektiriyor üretimde. Manuel ilerleyen işleri artık robotize etmek kaçınılmaz oldu. Bu nedenle robot ya da herhangi bir otomasyon yatırımı yapılmadan önce bunların hangi tipte otomasyon sistemi benim üretimim için en uygundur dijital ortamda test edebiliyorsunuz. Mevcuttaki hali ilk önce biz aslında taşıyoruz dijital tarafa. Onu bir çalıştırıyoruz. Sonra yavaş yavaş otomasyona yönelik yeni konseptleri buraya simülasyon tarafına dahil ediyoruz. Tabii return on investment hesaplarını da yapıp aslında en feasible olan yöntem, en feasible olan otomasyon dönüşüm yolculuğu nedir diye part part simüle ederek aslında en doğru yatırımı doğru şekilde planlamalarını sağlıyoruz müşterilerimizin. Bu tarafta tabii fabrika içerisinde oluşabilecek olan herhangi bir dar boğazın da önüne geçebilmek için yeni senaryolarda bu simülasyon işini yaparken türetebiliyoruz. Yazılımımız, Salim Bey de bahsetti, Visual Components, Finlandiya menşeli bir yazılım. Bu temelde aslında biz fabrikaların üretim hatlarını kuruyoruz. Yaptığımız projeler genellikle ya yeni fabrika projeleri oluyor ya da mevcut bir fabrikanın dönüşümü gerekiyorsa aslında. Geniş bir kütüphanemiz var. O kütüphanemizden faydalanıyoruz ya da müşterimizin prosesine özgü bütün layout'u oluşturabiliyoruz. Oluşturduktan sonra da optimizasyon kısmına geçiyoruz. Optimizasyon kısmında da aslında yeni senaryoların çıktılarını deneyebiliyoruz. Burada işte makine doluluk oranları, operatör doluluk oranları ya da robot doluluk oranları hepsini kurduğumuz üretim sisteminde tek işte play tuşuna basarak çalıştırıp sonuçlarını gözlemleyebiliyoruz. Farklı farklı görsel çıktılarla da
bunu destekleyebiliyoruz. Proses bağımsız bir platform. O nedenle hemen hemen her sektörden güçlü hem ana sanayi hem yardımcı sanayi olarak kullanan referanslarımız var. Yazılımımızın kullanımı da oldukça kolay olduğu için her fabrikanın her bölümünde kullanıp simülasyon yapıp üretim hatlarını ona göre tasarlayabiliyor müşterilerimiz. O şekilde söyleyebilirim. Biz bunun dijital ikiz tarafında nasıl destekledik onu söylemek istiyorum şimdi. Bu arada Arşiv'e yaptığımız bir hat dengeleme çalışmasının genelleştirilmiş versiyonu. Arşiv'de müşterimiz yani sadece otomasyon senaryoları değil manuel senaryoları da simüle edebiliyoruz. Orada çok güçlü bir endüstri mühendisliği ekibi var. Programımızda çok aktif kullanıyorlar. Onlara da teknik destek veriyorduk ama artık vermemize gerek kalmadı. Kendileri içeride işleri ilerletiyorlar. Çok profesyonel olarak kullanıyorlar. Biz de hem teşekkür ediyoruz hem tebrik ediyoruz. Biz yeni ne yaptık? Biraz aslında Melih ondan... Bey sizi de balla kesiyorum ama 30 saniyemiz kaldı. Tamam, tamam. Son 30 saniyede toparlıyorum hocam. Peki. Biz bu tamamen yerli geliştirdiğimiz bir yazılım paketimiz. Unity tabanında gerçek veriler ile aslında üretimin dijital bir kopyasını oluşturuyoruz. Burada işte her makinenin conditionlarını, üretilen ürünleri ve fabrika içerisinde ne oluyorsa hepsini dijital ortama çekip görselleştirmiş olduk. Bunun bir adım ilerisi ne olacak? Bir adım ilerisi makinelerde, proseslerde herhangi bir sorun olacak ise, bu tarafta bir tıkanma olacak ise bunu bize önceden aslında söyleyebilen bir sistem haline getiriyoruz. Bu ürün tamamen yerli bizim, biz Teknopark'tayız. Teknopark'ta geliştirdiğimiz bizim kendi ürünümüz. Bu çok yeni olduğu için hani daha versiyon 1 öyle söyleyeyim. Ama bu webinarda gösterebilmek kısmet oldu. Teşekkür ediyorum. Hızlıca referanslarımızdan 10 saniye bahsedip sözü tekrardan Haldun Bey'e vereceğim. Bizim ürünlerimizi, çözümlerimizi otomotiv ana ve yardımcı sanayi, aynı şekilde beyaz eşya ana ve yardımcı sanayi ve birçok sektörden kullanan lisanslı müşterilerimiz mevcut. Soruları olan varsa cevaplamaktan da memnuniyet duyuyorum. Teşekkür ediyorum Haldun Bey. Melih Bey çok çok teşekkür ederiz. Harika sunuş. Teşekkür ederim. Efendim şimdi biliyorsunuz dördüncü endüstri sanayi devriminin en büyük çıktısı uçtan uca bağlanmış değer zincirleri. Bu değer zincirleri deyince aslında Türkiye'de bir tane hocamız var ki bugün buraya da bizi kırmadılar, şeref verdiler, geldiler. Metin Türker Bey. Kendileri aynı zamanda Smart Opt adında bir şirketin kurucu, ortağı ve yönetim kurulu başkanı. Ben sözü çok uzatmadan Metin Bey'e veriyorum. Buyurun hocam. Tekrar çok teşekkür ediyoruz burada bizimle olduğunuz için. Evet, merhabalar. Herkese iyi günler diliyorum. Davet için de teşekkürler. Kendimi tanıtıp vakit kaybetmeyeceğim. SmartOpt'u tanıtayım isterseniz. SmartOpt 2019 yılı Ekim ayı, 2020 yılı pardon, Ekim ayında kuruldu. Nispeten genç bir firma. Ama arkasında çok uzun yıllara dayanan bir araştırma geliştirme faaliyetleri var. Ben 1996 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım. 3 sene Japonya'da Mitsubishi Corporation'da Ar-Ge direktörü olarak çalıştım. 2000 yılında da Koç Üniversitesi'ne geldim. Uzun yıllardır tedarik zincirlerinin dijital dönüşümü konusunda çalışmalar yapıyorduk. 2020 yılında SmartOpt kuruldu. 2021 yılında dünyada kurulmuş 654 startup arasında ilk 5 içerisinde teknoloji bazı olarak değerlendirildi. Bu 2021 yılı, bir yıl sonra. 2022 kuruluştan 2 yıl sonra da Artificial Intelligence Award'da işte Orta Doğu bölgesindeki en iyi yapay zeka tabanlı tedarik zincir optimizasyon şirketi seçildi. Ve aslında geliştirdiğimiz çözümle de
2023 yılı Haziran ayında Bosch ve Siemens gruplarına en iyi teknoloji sağlayan firma olarak da seçildik. Burada görüyorsunuz. Şirketi bu şekilde tanıtmış olayım. Türkiye'nin güzide şirketlerine yazılımlarımızı vermekteyiz. İsterseniz ben bir data tarafına geçeyim. Tedarik zinciri aslında çok çok büyük bir kavram. Aynı zamanda çok karmaşık bir kavram. Kompleksite farklı sebeplerden geliyor. Çok fazla aşamanın olması ve çok fazla kararın olmasından kaynaklanıyor. Biz aslında bu karmaşıklığı veri ile çözmeye çalışıyoruz. Tedarik zinciri içerisinde çok fazla alt problem var. Fakat bütünleşik yapıyı kaybettiğinizde kesinlikle çözümleriniz uygulanamıyor. Uygulama zorlukları oluşuyor veya çok ciddi verimlilik kayıpları oluşuyor. Biz veriyi burada en büyük facilitator, kolaylaştırıcı olarak görüyoruz. Eskiden zorlaştırıcı olurdu. Bizim gözümüzde veri kolaylaştırıcı bir yapı. Çünkü tüm çözümlerimiz veri bilimi temellerine dayanıyor. Farklı veri kaynaklarından verileri alabiliyoruz. İşte uygulamalar olabilir, software as a service uygulamaları olabilir. Hepsini topluyoruz ve makine öğrenmesi, yapay zeka ve optimizasyonu bütünleşik olarak aslında kullanıyoruz. Bunu yaparken de yaklaşık 1992'den beri gerçek hayatta uyguladığımız çözümlerden esinleniyoruz. Şimdi ben aslında konuşmamı üç temel kategoride vereceğim size. Bir, tedarik zincirlerinin en büyük problemleri nedir? Belirsizliktir. İki, izlenebilirdir. Üç, yönetilebilirdik. Belirsizlik odaklarına baktığımızda en büyük belirsizlik o da tedarik süreçleri ve satış süreçlerinde oluyor. Yani biz tedarik süreçlerini yaparken fiyatları bilmiyoruz. Ondan sonra ne kadar sürede gelir, ne kadar gelir, kalitesi ne olur onları bilmiyoruz. Satış süreçlerinde ise bizim ürün ve hizmetlerimize piyasada nasıl bir tepki olur, ne zaman olur, hangi miktarda olur, hangi fiyattan olur onları bilemiyoruz. Belirsizliği aslında biraz daha belirgin ve görünür hale geldiğinizde tedarik zincirinin izlenebilirliği ve yönetilebilirliği biraz daha kolaylaşıyor. Daha sonra dijital ikiz daha çok nerede kullanıyor? İzleme ve doğrulama ihtiyacımızı karşılamakta kullanıyoruz. Bir de yönetilebilirlik ihtiyacını gidermekte kullanıyoruz. İzleme aslında belirsizlikleri anlık olarak değerlendirmemizi sağlıyor. Tüm süreçleri 24 saat 7 gün görmemiz gerekir. IoT çözümleri bunun için çok önemli bir altyapı oluşturuyor. Sistem dinamiğini biz aslında tedarik zinciri özelinde dijital ikizi sistem dinamiğini dijital olarak gözlemlenebilir hale getiren bir araç olarak görüyoruz. Ve buna da aslında nowcasting, yani şimdi ne oluyor? Yani benim sistemimde durum nedir? Onu göreyim. Ve bu tamamen veriyle olsun istiyorum. Yönetilebilirlik için çok akıllı algoritmalar kullanılması gerekli. Bunun için çok uzun yıllardır araştırmalar yaptık. Benim aynı zamanda Koç Üniversitesi'nde çok büyük bir doktora grubum var. Orada algoritmalar üzerinde çalışılıyor. 25 yıldır çalışılıyor. Orada neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğrendik diye düşünüyoruz üzerinde çalıştığımız. İşte makine öğrenmesi, yapay zeka ve optimizasyon metotlarını kullanıyoruz yönetilebilirlik için. Bunlar ölçeklenebilir ve gürbüz olmalı. Ölçeklenebilirlikten kastım, küçük bir fabrikayı da çözerken veya küçük bir tedarik zincirini çözerken büyüğünü de çöz. Gürbüz derken de parametre değişikliğinde algoritmalar çalışmaya devam etsin. Ve bu aslında model ve algoritmalarının %99'unu kendi laboratuvarlarımızda geliştirdiğimiz algoritmalardan elde ettik. Öncelikle bir şey için, belirsizlik için olan use case'i söyleyeyim. Fiyat tahmini. Fiyat tahmini, şimdi önemli bir enerji tüketicisiyseniz sizin için enerji fiyatları çok önemli. Burada logosunu koymadım ama en büyük müşterimiz bu konuda elektrik fiyatlarının her gün 14 gün ileriye yönelik olarak saatlik kırılımda yaptığımız şişe cam. Bana söylenen yaklaşık maliyetlerin %40'ı enerji maliyeti. Dolayısıyla tüm operasyonlarını planlarken, yani 2 gün sonra işte gece yarısı elektrik fiyatı ne olur şimdiden bilmek istiyor. Ona göre operasyonlarını planlayacak.
Biz Türkiye'de bu şeyi şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki en doğru elektrik fiyat tahminiyle yapıyoruz ve şu anda Şişecam'la birlikte Avrupa'daki operasyonları için de bunu gerçekleştirmeye başladık. Ayrıca petrol ve türevlerinin fiyatlarını 6 ay, bir sene sonrasına kadar yüksek doğrulukta tahmin ediyoruz. Doğalgaz aynı şekilde. Temel ham maddeler özellikle demir çelik ve üretim sektöründe, makine sektöründe şu anda bizim geliştirdiğimiz forecast yöntemleri kullanılıyor. İşte 2 ay sonra çelik alacaksam CRC olabilir veya şey olabilir, hani inşaat demiri olabilir. Bunun fiyatı ne olacak? Şimdiden çok yüksek doğrulukla söyleyebiliyorum. Ayrıca talep tahmini bu. Aslında bir tedarik süreçleri için çok verimli. Çünkü hangi malzemeyi ne zaman hangi fiyattan alacağım? Bir de talep tahmini var. Ben piyasada ürünümü hangi mevsimde ne zaman ne kadar miktarda satarım? Arçelik gibi uluslararası bir firmayı düşünün. 148 ülkede 10 bin farklı ürün satıyorsunuz. Her ay, her gün satıyorsunuz. Bunu hangi piyasada ne kadar, hangi ürününüze talep gelecek onu birkaç ay önceden görmeniz lazım. Çünkü tedarik süreçleri artı üretim ve gönderim süreçleri zaten 3 aydan önce bitmiyor. Dolayısıyla 3-4 ay önceden bunu görebilmeniz lazım. Bizim geliştirdiğimiz sistemle ne yapıyorsunuz? OTML prensibiyle her zaman güncel. Yani arkadaki makine öğrenmesi yaklaşımı değişen datayla ve dinamik süreçlerle kendisini otomatik olarak güncelliyor ve yeniliyor. Bunu yaparken metodu kendisi seçiyor, modeli kendisi seçiyor ve parametrelerin optimizasyonunu da kendisi yapıyor. Şimdi bir belirsizlikleri aslında Hocam, daha direkt lafınızı hale yine bir balla keseyim. Ben bir 30 getirmek. saniyede eğer toparlayabilirseniz çok Tabii sevinirim. Çok da toparlayacağım. güzel anlatıyorsunuz. Kesmek istemedim. Tabii. İkincisi izlenebilirlik bu BSH'tan aslında aldığımız ödül. Tüm aslında süreçler malzeme neredeyse yani şeyde de olabilir, tedarikçinin fabrikasında da olabilir, limanda da olabilir, gemi üstünde de olabilir, depoda da olabilir, fabrikada da olabilir. Onu 24 saat 7 gün görünebilir hale getiriyoruz. Tüm import export süreçleri dahil bunu da yapıyoruz. Bir de yönetilebilirlik içinde uçtan önce tüm süreçleri entegre etmek gerekiyor. Dinamik yapı ile gerekirse SAP'den, gerekirse Manufacturing Execution System'den gerçek zamanlı datayı alıp eğer planlarınızda bir sapma varsa tekrar planlama yapabilme yeteneğinizin olması gerekir. Bir de yeşil dönüşüm 10 saniye fazla alacağım. Kusura bakmayın. Burada da aslında Türkiye'de export yapmak isteyen firmalarımız için en önemli kısıtlardan biri haline gelecek bir konu. Yeşil dönüşüm için biz aslında çevresel uyum beyanı ve dijital ürün pasaportunu otomatikman ve sadece sizin verilerinizden bir database'de ülke ortalamasından değil de gerçek dijital ikizden oluşturuyoruz. Bu şekilde ben teşekkür edeyim. Daha sonra sorularda şey yapayım, hakkımı kullanayım. Teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam. Bu arada ben katılımcıları şey yapayım, uyarayım. Eğer soru sormak istiyorsanız lütfen Q&A kısmına sorularınızı yazın. Eğer zamanımız olmasa da mutlaka size döneriz. Efendim, günün son konuşmacısını anons etmeden önce şeyle başlayayım ben. Hocam değer zincirinden bahsetti. Bu değer zincirinin uçtan uca bizim birleştirmeye çalıştığımız değer zincirinin içerisinde aslında çok fazla data var. Çok terabaytlarca data var. O datayı biz aslında nasıl kullanıyoruz, nasıl faydalanıyoruz sorusunun cevabını kendimize sormamız gerekiyor. Bununla ilgili kullanım senaryolarını anlatmak üzere şu anda Maestro Hub kurucu ortağı ve CEO'su Yasir Tuncer Bey var aramızda. Kendisi firmasının ürününü ve kullanım senaryolarını bizle paylaşıyor olacak. Buyurun efendim. Çok değerli paylaşımlar oldu. Ben bayağı kesmek zorunda kalıyorum sunumumu. Belirtilen çoğu büyük firmayla bizler de çalışıyoruz. Ne yaptığımızı özetleyeyim ve kullanım senaryolarına odaklanayım. Temelde bütün bu çalışmaları yapıyorken ihtiyacımız olan, sizlerin de belirttiği gibi halde ve aslında verimiz var. Biz bunu aksiyona dönüştürmemiz lazım. Hangi kullanım senaryolarıyla sağlayacağız? Nereye odaklanacağız? Bu çözümlerden işte bir sürü fırsat var. Hangisinden başlayacağız? Biz aslında bunu hızlandıracak altyapıyı sunuyoruz. 5 katı projeyi aynı
sürenin içerisinde tamamlayabilmenizi olanak sağlayan ve return on investment'ınızı da 3 katına çıkartabilecek bir dijital altyapı sunuyoruz. Bizim alameti farikası aslında veri yönetim şeklini değiştiriyoruz. Klasik bir IoT platformundan almış olduğunuz verim normalde %40-%50 bandlarındadır. Çok uzun kullanım süreleri vardır. Biz onu hızlandırıyoruz. Diyoruz ki bir haftada hemen böyle ayağa kaldıralım, senaryolarınızı kullanabilir hale getirin ve bunları da Edward çok güzel bir şey söyledi. Frontline'in yapabilmesi lazım. Yani ön kullanıcıların, ilk kullanıcıların, operatörlerimizin dahi kendi problemlerini çözebilmek adına sürükle bırakla yapabileceğimiz bir platformdan bahsediyoruz aslında şu. Bu sistem ne gibi şeyleri olanak sağlıyor? Enerjiden bahsetti hocam. Çok güzel bir örnek aslında. Benzer şekilde kimya, gıda endüstrisinde bizlerin de elde etmiş olduğu kullanım senaryolarından bir tanesi. Bu veriler farklı sistemler tarafından yönetiliyor. Yani yardımcı tesisler ne zaman ben alkol distilasyonu yapayım, ne zaman buhar üreteyim bilgisi genellikle üretimi yönetmiş olduğumuz bu sistemlerle entegre değil. Biz bunları, bu iki veri aynı anda göründüğünde, yani bunların bir zamanda kesinti alındığında ne olacaktır? Daha diskriptif bir kazanımlar olabileceğini gösterecek aslında bir yapıyla geliyoruz. Bir kimya müşterimiz bir haftada sadece bu iki veriyi birbirleriyle analiz edip dedi ki bizim şu değerin altında bir üretim siparişimiz olursa öteleyebiliyorsak öteleyelim. Günlük 8 ton buhar kazanmış oldular. Sadece vermiş oldukları basit bir kararla. Bunlarda üretelim, bu değerin altında varsa üretmeyelim. Burada kapatma, tekrar açma maliyetleri dahil olarak hesaplamış olmalarına rağmen yıllık 5 bin dolar kazandılar. Sadece bir haftada. İki tane farklı sistemdeki veriyi bilgiye dönüştürüp bir aksiyon alabilecek karara dönüştürmüş olduk. Ya da çok büyük datalarımız var dediniz. Gene bunların olmayanlarını da düşünmek lazım. Yani Türkiye'nin SME'leri gerçekten toplam üretim hacmimizde olsun, iş sağlayıcılığı bakımından olsun. Yani bizim bu kadar yetkin personelimiz yok, bu kadar maliyetli çözümler yapabilir miyiz, alabilir miyiz? Bir tekstil üreticimiz Kobi, bir senede 5 senelik yol haritasında planlamış olduğu tüm çalışmaları devreye alabilmiş oldu. 200'den fazla ekipman bağladı, ERP'sini bağladı. Yeni bir üretim yönetim sistemi devreye aldı. Bakım yönetim sistemini, kalite kontrol sistemlerini, yardımcı testleri hepsini bu altyapı üzerinde bağlayarak yüzlerce yani yüzden fazla dashboard oluşturup toplam kapasiteyi %20'den fazla arttırdı. Kaliteyle ilgili %50'den fazla iyileşme sağlamış oldu. Ve yani en iyi alabilmiş olduğu mühendis Süpçimam'ın mühendisiydi. Yani burada bir üniversiteyi yermek için söylemiyorum ama çok yetkin bir personeli olmamasına rağmen bu başarılabilecek bir çalışma. Doğru altyapıyla beraber başlandığında, küçük başlanıp ölçeklenebilecek bir teknoloji seçilmiş olduğunda çok daha ileriye götürülebiliyor. Büyük firmalarımızdan da bir tane örnek vereyim. Bir otomotiv OEM ile ilgili olarak yapay zeka ekipleri vardı. 30 kişinin yaklaşık 23-24 kişisi sadece veriyi temizlemeye çalışıyordu. Yani onların yüklerini azaltmamız haricinde beraber hazırlamış oldukları modeli 9 birimlik sürede olgunlaşmasını düşünüyorken bizim uygulamış olduğumuz altyapı çift yönlü haberleşme sağlıyor. Yani yapay zeka algoritmanızın bulmuş olduğu sisteme de veri besliyor, ekipmandan da veri alıyor, optimize parametreyi tekrar ekipmana da gönderir. Böylelikle modeller çok daha hızlı olgunlaşabiliyor. O keskinlik, doğruluk oranını biz bir birim sürede, 9 birimden bir birime kadar düşürmüş olduk. Çok güzel tahminliyor. Koyduk sisteme, kendi üretim fabrikalarında, CNC tezgahlarında. Yani dediler, anlayamadığımız bir durum söz konusu. Biz kesici uçları vardiya başlarında kırıyoruz. Neden olduğunu anlayamıyoruz. Dedi ki biraz daha verileri zenginleştirelim. Böyle manuel veri girişi olan, farklı sistemlerin tutmuş olduğu verileri de birleştirsek nasıl olur dedik. Ve ilginç bir şekilde operatörlerin vardiyanın sonuna doğru yaklaşmış olduğunda ya bir şey olmaz, iki parça daha işleriz deyip almış oldukları inisiyatiflerden ya da set etmiş oldukları değeri manuel güncellemesinden dolayı vardiya başlarında çok büyük kayıplar olduğunu gördük. Çok basit görselleştirdiğimiz ve uyarı mekanizmalarıyla beraber CNC başına yıllık 22 bin dolar kazandılar. Ve bunu biz bir aylık bir sürede devreye almış olduk. Bu kadar hızlı elde edebileceğimiz aslında avantajlarımız, fırsatlarımız var. Sadece bu veriyi aksiyon alabilir bir altyapıyla yönetebilmemiz lazım. Diyeyim. Sorular varsa da onlara da vakit ayırmak için ben dilerseniz bu noktada durdurayım sunumumu. Vallahi harikasınız. Çok teşekkür ederim. Normalde zamanımız bitti. Chat box'a da bir soru yazar olmadı. Ben katılımcılara şeyi söyleyebilirim netlikle. Hani sonradan da yazabilirsiniz, e-mail edebilirsiniz bize.
Eğer uygun görürseniz ben toparlayıp kapatayım bugünkü webinarımızı. Şimdi çok değerli konuşmacılarımız vardı. Efe Bey konuştu, Edward konuştu ve bir panel oldu. Melih Bey, Büryan Hanım, Metin Hocam ve Yasir Beyler konuştular. Çok değerli bilgiler verdiler bize. Aslında arkadaşlar dijital ikiz dediğimiz şeyi temel olarak iki konuda kullanıyoruz. Bir tanesi Ar-Ge ve ürün geliştirme. Hedefimiz dijital ortamda yapacağımız Ar-Ge çalışmalarını, ürün geliştirme çalışmalarını, ki yeni fabrika kurulumunu da bir ürün geliştirme faaliyeti olarak görüyorum ben. Dijital ortamlarda yapıp hedefimiz toplam zamanımızı kısaltmak ve toplam yapacağımız hatayı azaltmak. Bununla ilgili çok sayıda örnek var. Endüstride çok sayıda çalışma var. Bununla ilgili de çok sayıda çalışan uzmanımız da var. Buradaki hedef, ana hedef aslında olabildiğince nihai ürüne yaklaştırabilmek, dijital ortamda yaptığınız ikize. İkincisi proses mükemmelleştirme. Aslında Yasir Bey onlarla ilgili çok güzel örnekler verdi. Sizin derdiniz, ana derdimiz, endüstrinin ana derdi aslında çalışan sistemlerdeki sensörlerden gerçek zamanlı datayı alıp gerçek zamanlı olarak iyileştirme aksiyonları tetikleyebilmek. Bunun için tabii ki fabrikalarınızın, Yasir Bey'in dediği gibi, veri altyapısı çok kritik, veri mimarisi çok kritik. Ve buna hazırlık için fabrikalarınızın ve değer zincirinizin veri analitiğinin, veri analizinin çalışılması çok kritik diyorum ve ben bugünü izin verirseniz Efe Bey kapatmak istiyorum. Sizin bir son sözünüz olmazsa eğer daha nice paylaşım günlerine diyeyim. Ben son sözü yine size vereyim. Çok teşekkür ederim. Uygun Bey. Sağ olun, var olun. Bütün katılımcılara da kıymetli paylaşımlar için çok teşekkür ediyoruz. Ben de önümüzdeki etkinliklerde görüşmek dileğiyle diyorum. Çok teşekkürler tekrar. Thank you, Edward. Thanks a lot, Edward. Biz teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Teşekkürler. Çok sağ olun.